aslında bugün özel bir gün. İstanbul'un kurtuluşunun 98. yıl dönümü bugün. Ve yine aynı şekilde İstiklal Marşımızın kabulünde 100. yılını kutluyoruz. Ve aynı zamanda da yıl itibariyle de Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımızın yılı 2021 itibariyle de. Tabii bu mücadeleyi yani bir anlamda filmin içerisine, senaryonun içerisine girerek tekrardan hissetme şansı buldum. Bu millet çok ciddi bedeller ödedi. İstiklal ve istikbal kolay kazanılmıyor. Yani 100 yıl öncesindeki yaşadığımız olayın farklı bir benzerini bugün yaşıyoruz. Ama 2200 yıllık bir tarih, o da yazılı tarihten bahsediyoruz. Sadece Cumhurbaşkanlığı forsumuzda 16 devletten bahsediyoruz ki ondan fazlasının olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Tarih boyunca ödediğimiz bir bedel Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne. Bunu gençlerimizin biliyor olması, farkında oluyor olması son derece kritik. Mehmet Akif Ersoy'u anlamaları gençlerimizin son derece kritik. 63 yıllık bir hayat. Mehmet Akif mütefekkir, münevver ve dava adamı. Kendisi de ifade etti. Savaş ve bağımsızlık aslında sadece silahla, topla, tüfekle olmuyor. Mücadele aynı zamanda mütefekkirlikle de olur. Düşünce dünyasıyla onu anlatmanızla bir dava adamlığı boyutunda ve kalemiyle yaptığı mücadele, anlatımıyla yaptığı mücadele aslında silahla, topla, tüfekle yapılan kadar bir o kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bugün de aslında aynı mücadele hiç eksilmeden devam ediyor. Özellikle yine filmde kendisinin sürekli ifade ettiği gayret bugün içinde aslında 100 yıl sonra baktığımızda o gayretin 2021 Türkiye'sinde nerelere geldiğini, ne sonuçlar verdiğini görüyoruz. Hayal gibi olan şeylerin bugün gayret ettiğimizde, gençlerimizin inandığında, insanımızın inandığında neleri başardığımızı, sadece savunma sanayi alanında değil ama diğer alanlarda da topyekün bir kalkınmanın nasıl mümkün olduğunu Mehmet Akif'in 100 yıl öncesindeki anlatımıyla bir kez daha bugün farkına vardık. Ben buradan gençlerimize şunu özellikle ifade etmek isterim. İstiklal ve istikbal mücadelesi sadece dünün mücadelesi değildi. Önceki günün mücadelesi de değildi. Bugünün mücadelesidir ve yarının da mücadelesi olacaktır. Özellikle coğrafyamızda hayatta kalmanın en büyük, hayatta olmanın, hayatta kalmanın en büyük sırrı güçlü olmaktan geçiyor. Bu güç sadece maddi anlamdaki bir güç değil. Maddi ve manevi anlamdaki güçle birlikte, milli ve manevi değerlerimizle birlikte donandığınızda o gücü elde ediyorsunuz. Mehmet Akif aslında bir anlamda bunu anlatıyor. Hani korkma diye başladı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak diye başlıyor ve hakkıdır, hakka tapan milletimin hürriyet diye bitirdiği o düşünce dünyası, o duygu dünyası aslında yaşanılmışlığın kelimelere vurulmuş olduğu hal. Biz bugün bunu bir kez daha her bir mısrasıyla, her bir kelimesiyle, her bir harfiyle bir kez daha hissettik. Ben başta bu mücadelenin kahramanlarından Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize, tüm münevverlere, tüm mütefekkirlere, yine Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere tüm mütefekkirlerimize, tüm ilim ve irfan sahibi tüm aydınlarımıza bir kez daha rahmet diliyorum. Şükranlarımı şahsım ve tüm milletim adına bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bunu tekrardan özellikle 100. yılında gündemimize getiren, önce kalemiyle
bunu gündeme getiren Selma Hanım'ı, Mehmet Akif Ersoy'un torunu. Torun herkes olur, kan bağı olabilir ama o tekrardan düşünce dünyasını bugüne aktarabilmek ayrı bir özellik. Ben Selma Hanım'a da o anlamda yine teşekkür ediyorum. Ve Akif, rahmetli Mehmet Akif Ersoy adına da bizlere haklarını helal etmelerini istiyoruz. Çok ciddi bir mücadelenin, kurtuluş mücadelesinin, hatırlayın, Mondros mütarekesiyle başlayan, Sevr'le devam eden, değil mi? 18'de Mondros'ta başlayan, 20'de Sevr'le devam eden, 23'te de o paçavranın yırtıldığı Lozan'da başka bir boyuta ulaşan bir Türkiye'den bugün artık başka iddiaları olan bir Türkiye'deyiz. O iddialarda artık her şeyiyle bağımsız ve ayakları kendi şurada veya bu yer burada değil, tamamen kendi topraklarında Anadolu'ya sağlam basan ve diğer ayağıyla da dünyadaki tüm mazlumların, gönül coğrafyasındaki tüm insanların dertlerine koşan bir Türkiye var. Ben o anlamda yapımcılarımıza, tekrar senaristlerimize ve tüm oyuncularımıza, yönetmenimize yürekten teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar.